eğer bu yeni gelen de başarısız olursa tamam tekrar ona döneriz, geri döneriz. Vatandaş olarak seçim istiyorum. Ya halk fakirleşiyor gittikçe ya. Üretim yok. Alamıyor yani, bakamıyor ailesine, geçiremiyor. 20 yıldır bizi bu işi içine koyan belli. Bir pantör, ne bileyim, bir terlik, bir şey almayayım. Ya Kürt kardeşim işte falan filan. Oraya gittim mi kardeşim, buraya geldim mi böyle. Öğretmendi, doktordu, hepsi kaçtı gittiler abicim. Burada profesör kalmadı. 30 bin lira alıyorsun, 10 bin lirasını ödüyorsun ama faizsiz. Zaten yalan söylüyorlar. Geçenlerde mi size birisi dedi ki adam 1300 lira alıyor dedi. 1200 lira kira ödüyor. Affedersin, o adam bok mu yiyecek orada? Benim gelirimi hesaplıyor. Sana diyor ayda 300 lira ödeyeceğim diyor. Almanya'daki %80 yaşlı kesim eğitimsiz Türklerin. Köyden gitmişler oraya. Türkiye gibi sosyal bir dünyada bulamazsınız devlet. Aynen. Ben Düsseldorf'ta çalışıyorum. İşsizlik var. Cuma günü vardır tabii ama işsizlik paranı alırsın. Ya, eğer hiç çalışmıyorsan. Ama git Düsseldorf'a, ağzına kadar doludur. Şu an Almanya'nın krizini söylemiyorsunuz. Ekonomiyi konuşuyoruz abi. Nasıl, memnun musunuz gidişat? Ekonomiden de memnun olur muyuz? İşte görüyoruz, emekliyim ben. Emekliyim, aldığımız maaş belli, o belli, bu belli. Ekonomi iyi değil. Önceki ekonomistler arıyoruz, bu Ali Babacan olsun şu anda. İyi kötü yine onlar yani yapıyordu ama şimdikiler başarısız. Yani ekonomi eğer canlanırsa, bu üretim olursa, şu olursa daha iyi olur ekonomi. Peki siz neye bağlıyorsunuz efendim bu kötü gidişatı? Bu tartışılıyor bugün, siyasetin gündeminde bu. Yani yönetilemiyoruz. Ondan sonra faizlerin düşürülmesinden bu yana. Ondan sonra faizler düşürüldükten sonra yani enflasyon artıyor, ondan sonra kur artıyor, yani dolar, euro derken ekonominin hali ortada. Peki abi, emeklisiniz, yani çocuklarınız, torunlarınız var mı bilmiyorum. Yok ya, okuyorlar. Nasıl görüyorsunuz, onların geleceğini nasıl görüyorsunuz? Hepsi yurt dışına gitmek istiyor. İlerisini göremiyorlar, geleceğini göremiyorlar. Ya ne yapamıyorsan değiştireceksin artık. Yani bak, yeni yönetimler arıyoruz. Ya bir 4 yılda onları deneyelim. Yani bunda hiç kimse kimsenin husumet gütmesine gerek yok. Yani 20 yıldan beri tamam, gerçi ben oy vermedim ama tabii onların hizmetlerine de saygılıyım. Ama gidişat belli. Ya yapamıyorsanız artık bir 4 yıl daha bir bakalım, onları deneyelim en azından. Ben A partisi, B partisi demiyorum. Bir ona, yani onları deneyelim. Tamam, madem eğer bu yeni gelen de başarısız olursa tamam tekrar ona döneriz, geriye döneriz. Bir öngörünüz var mı abi? Şimdi önümüzde bir seçim var. Bir yıldan da çok daha az kaldı. Ne olur, bir öngörünüz var mı seçim sonuçlarına dair? Öngörüm inşallah erken seçim olur. Onu bekliyor herkes. Erken seçim bekliyor. Tabii değişir. Yani bu ülkeye taze kan lazım. Bu ülkeye yeni yönetim lazım. Parlamenter sistem lazım. Tek adam olmuyor artık. Tek adam bıraksın. Peki, az önce şöyle bir şey dediniz abi. 20 yıldır AK Parti yönetiyor dediniz. Evet, 20 yıldır AK Parti yönetiyor. Daha önceki seçimlerde de bu takım şeyler söylendi. AK Parti gidecek, değişecek denildi ama sandıktan çok fazla bir sürpriz görmedi. Yani görmedik. 20 yıldır AK Parti seçilmeye devam ediyor. Bu seçimde de öyle bir senaryoyla karşılaşabilir miyiz? Yok artık, yok artık. Bunlar artık şeyler, son dakikalarını oynuyorlar. Giderek bak, erken seçim onların aleyhine, yani daha erken seçim olursa daha iyi. Ne kadar uzatırlarsa onların zararlarına. Ben buradan vatandaş olarak söylüyorum. Bir an önce erken seçime gidin ki siz de bu vatandaşın feryadına kulak verin. Ya ortalık ekonomi düzelsin. Ondan sonra herkes önünü görsün. Ondan sonra iş yerlere herkes yatırım yapsın. Artık yatırımcı gelmiyor. Yani yatırım yapılmıyor. Üretim zaten belli. Dün bak tarım kredi kooperatiflerine gittim. Ya nerede indirim? Nerede indirim? Yok o kadar. Yani afaki bir indirim yok. Öyle bir şey yok. Bunlar günü kurtaracak şeyler. Bak, buna çözüm. Çözüm devamlı ithalat değil, yani ihracat olacak, üretim olacak. Yani bu ithalat sonucu bu ülke buraya geldi. Yani her şeye ithalat ediyoruz. Her şey ithal. Bir an önce ben vatandaş olarak seçim istiyorum. Sağ olun. Ağzına sağlık, yayınlıyorum müsaadenizle. Memnun değiliz. Ya halk fakirleşiyor gittikçe ya. Alım gücü kalmıyor. Neden? Neden mi? Güçler falan diyorlar. Yok, üretim yok. Biliyorsunuz ben ilkokulda öğretildi bana, bir şey vardı. Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden birisidir denilirdi. Ama bugün üretim yok deniliyor. Ne oldu da o noktadan bu noktaya geldi Türkiye? Tarımdan uzaklaştırdılar. Üretimden uzaklaşınca ne oluyor? Her şey, girdiler arttı. Ağlandı. Her şey. Peki abi, teşekkür ediyorum. Tamam, alalım hocam senin görüşlerini. Ne diyeyim? Benim arkadaşım olsun ki konuşayım. Ne diyeyim? Abi, bak. Ekonomiyi konuşuyoruz hocam. Ekonomi iyi değil abicim. Neden değil? Tüketim yok, alım gücü az, iş yok, hani sana diyeyim turist çok, ülkenin %10'u zengin, %10'u turist, diğer kalan %80'i de yani haftalığını zor geçiriyor bu ülkede.
Nasıl biliyor musun? Şimdi adam yürümeye çalışıyor diyelim 300 TL. Gitsin bir şoktan, bir BİM'den bir alışveriş yaptığı zaman, evine iki parça ekmek götürdüğü zaman en ufak diyelim bir şampuan olsun, bir bebek bezi olsun falan olsun filan olsun, yani bunlar çok bağlanmış. Alamıyor yani, bakamıyor ailesine, geçinemiyor. Ben kendim inşaatta çalışıyorum, kardeşim de yanımda çalışıyor. Tam çalışıyoruz elhamdülillah çok şükür, ama neden kendi memleketimde çalışamıyorum? Gurbetteyim mesela, Van'da da çalışabilirim ama çalışamıyorum. Orada geçinemiyorum, aileme orada bakamıyorum. Mecbur buraya geliyorum, yıllardır burada çalışıp aileme para gönderiyorum, aileme bakıyorum. Elimde olsa yarın hani Avrupa'da bir iş bulabilsem hemen çıkıp kaçıp gitmeyi düşünüyorum ki giden arkadaşlarım da var. Bu duruma geldik yani. Hani bu duruma geldik. Hani artık yok. Yok durumuna geldik. Yani 350 yevmiye ben alıyorum, 350 kardeşim alıyor, geçinemiyoruz. Aynen. Olacak, bu durum nereye kadar sürecek? Yani şöyle ileriye baktığında ne görüyorsun? 2023 diyorlar mesela şu anda. Sabredin diyorlar. 20 yıldır bizi bu işi içine koyan belli. Çıkaracak olan da belli kardeşim. Bugün şimdi 20 yıldır biz bu durumdaysak onun yüzünden. O bu durumu o düzeltecek. Dış güçler diyorlar ama. Ya dış güçler de kardeşim. Şimdi ben onu bilmiyorum. Şu an ben Türkiye'de yaşıyorum. Benim başımdaki insana bakıyorum şu anda. Benim başımdaki insan bana yönetemiyorsa iş imkanı yok. Bakamıyoruz kendimize. Bu ondan kaynaklanıyor. Bugün ben Antalya'da güneşin altında çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar 300 TL için. 300 TL'nin bir paket sigara aldım diyelim 30 TL. Yemem içmem cebimden gidiyor, kaldı orada 200 TL. Canım bir şey çekmeyecek mi? Gidip bir şey almayayım mı? Kendime özel bir pantolon, ne bileyim bir terlik bir şey almayayım mı? Alamıyorum onu. Hocam şimdi röportajın başından beri memnun olmadığın şeylerden bahsediyorsun. Evet. Şimdi 20 yıl geriye baktığımız zaman AK Parti bizi 20 yıldır yönetiyor. Evet. Ve bizim insanımız oy veriyor. Yani evet, biz veriyoruz halk biz olarak. Evet. Durum böyleyken 20 yıldır AK Parti nasıl oluyor da iktidara geliyor? 20 yıldır nasıl oluyor? Nasıl oluyor? 20 yıldır nasıl oluyor? Olduğu gibi oluyor kardeşim. Şimdi sen söyle. Argo yaratıyorlar diyelim. Seçim yaklaştığı zaman ötekileştiriyorlar. Daha ya Kürt kardeşim işte falan filan. Oraya gitti mi kardeşim, buraya geldi mi böyle. Değişiyor insan, anladın mı? Yani bir şekilde yolunu buluyor. Kendini toparlıyor. Yine dediğim gibi bizi çıkaracak biri varsa da o insandır. Çünkü biz 20 yıldır bu haldeyiz. Tabii 20 yıldır değil. Tamam 10 yıldır, 15 yıldır iyiydi. Son bu 5 yıl içinde battık. Ülkeyi hepsini sattı, bitirdi, getirdi kardeşim. Bugün ülkeye yatırım yapan hep yabancı. Hani bizim insanımız artık hep kaçıyor. Hani kaçak yollarla farklı ülkelere gidiyor. Bugün inşaat işçi bulmak zorlaştı. Adam orada günlük alıyor diyelim 100 dolar. Burada alıyor 100 doları günlük ne yapıyor diyelim? 1.800 yapıyor. Neden gitmeyeyim? Adam mantıken onu düşünüyor. Gidiyor orada daha güzel paralar kazanıp daha güzel burada ailesine bakıyor. Ve ailesini de oraya götürüyor. Öğretmendi, doktordu, hepsi kaçtı gittiler abicim. Burada profesör kalmadı. Son olarak şunu sormak istiyorum. Önümüzde bir seçim var. Ne olur? Devam eder mi AK Parti, yoksa artık bir değişiklik gelir mi? Abi şimdi halk diyor ki olmayacak, olmasın, o gitsin falan da. Yine de bu ülkeyi bu halden çıkaracak birisi varsa onlardır yani. Yine sen oy vermeyi mi düşünüyorsun? Yok, ben oy vermeyi düşünmüyorum. Hiç vermedim de, vermem de. Allah şükürler olsun. Ama onlar kurtarır durumu diyorsun. Yani kurtaracaksa da o kurtaracak. Her şey onun elinde sonuçta. Yani yapacak bir şey yok. Bugün başkası gelse onun yerine geçse ne yapacak? Yani ne yapabilir ki yani? O tartışılır yani. Rica ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Herkes haliyle memnun. Memnun diyorsunuz. Baksana kalabalık. Ama kimse de para yok. Nasıl memnun? Kalabalıkla mı ölçüyoruz abi? Ne yapayım? Baksana dükkanlara. Gördüm. Yani. Sizden önce ben mikrofon uzattım. Çoğu yabancı, Arap, turist abi. Emekli. Burası zaten turizm memleketi. Evet. Haliyle yabancı ülkelerden gelen paralı, dolarlı, eurolu olan kişiler. Emeklisiniz. Kaç yıldır emekliyiz abi? 7 senedir. Peki siz hangi ülkelere gittiniz abi tatile? Ülkeye. Neden? İmkan. İmkan yok. Yani. Peki yabancılar buraya nasıl geliyor abi tatile? Oradaki verilen hakları bize dörtte biri verirse biz de gideriz. Ama bizde o imkan olmadığı için biz sadece ancak kendi karnımızı doyurabilen, günümüzü geçirebilen vatandaşlar. Röportajın başında her şey iyi dediniz de o yüzden öyle sormuş. Yani şeyine dedim yani. İroni. Ama baksan milletin hali böyle. Ama bir taraftan da bir vatandaşsınız, haberleri takip ediyorsunuzdur abi. Evet. Siyaset hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Niye? Üstüme düşen vazifeleri yaptıktan sonra ben vatandaşlık görevimi yapıyorum. Ama seçtiğim kişi beni gerçekten düşünen, beni her şekilde idare edebilen olsaydı zaten ülke bu hale gelmezdi. Dış ülkeler yok bilmem neler. Suriye'den göçler. Oldu, ekonomi bu hale geldi. 20 senedir ne iktidar ne de muhalefet. Hiç kimse bir şey yaptı. İcraat yok. Tamamen umudu kestiniz mi muhalefetten? Yani yaşıyoruz. Günlük yaşıyoruz. Başka ne bir şey olacak abi? Çok klasik soruyorum. Ne olacak bu memleketin hali? Vallahi Atatürk'ün bıraktıklarını gerçekten şu anda herkes hani diyor ya Recep Efendi mumlu arıyoruz. Biz şimdi Gandil'le arıyoruz.
Teşekkür ederim. Ya ben ekonomi hakkında dönem dönem değişiyor. Şu an Antalya'da olduğumuzdan dolayı Antalya'nın belirli zamanlarında belirli yerlerde para kazanabiliyorum. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Şu an bu dönemde para kazanabiliyorum ama kışın ne yazık ki çok kötü bir dönem geçiriyorum. Kışın bambaşka iş yok, bir şey yok. Şu an Antalya'dayım. Haziran, Ağustos, Temmuz. Bu ay da kazanılıyor ama paranın alım gücü tartışılıyor bugün. Haliyle bayağı bir değer kaybetti Türk lirası. Yani ekonomi doğal olarak bozuk diyebiliriz. Çünkü %80 bir enflasyon var şu anda ülkemizde. Yani şu anda acı çekerekten bir miktar para kazanabiliyorum. Ama tabii çok zor. Şu anlık tek amacım kışı güzel bir şekilde geçirmek. Başka bir hedefim yok yani. Ben gençlere mikrofon uzatıyorum. Gençlerin birçoğu yurt dışına gitmek istiyor. Böyle herkesin hayali var. Senin de böyle hayallerin var. Tabii ki de amacım Almanya'ya gitmek, Hollanda'ya gitmek. Mesela haftaya pasaport görüşmem var. Umarım pasaportumu alırım. Zaten şu an amacım parayı ayırıp kışın bir yerlere gitmek. Amacım bu. Tabii ki de ya. Aileme bakabilmek. Böyle şeyler istiyorum. Peki sen bu ekonomideki kötü gidişatı neye bağlıyorsun? Ne oldu da Türkiye bu duruma geldi? Ya bunlar klişe şeyler. Baş yani baş. Başka bir şey değil. Başımızdaki kişiler. Tabii öyle ya. Klişelerden bahsetmeye gerek yok. Ekonominin şu an durumu çok kötü. Şu an ben kendimi düşünüyorum. Başka bir şey düşünmüyorum yani. Peki kanka, şimdi birçok sıkıntıdan bahsediyorsun. Bugün bu mikrofonu kime uzatsak bu tarz sıkıntılardan bahsediyor. Ama şöyle bir 20 yıl geriye bakıyoruz. 20 yıldır biz AK Parti yönetiyor. Biz oy veriyoruz. Siz oy veriyorsunuz. Bu halk oy veriyor. Nasıl oluyor da insanlar 20 yıldır oy vermeye devam ediyor? Ya ben artık yani siyasetten konuşmaktan gerçekten çok sıkıldım. Ülkenin durumu kötü. Ben şu an gideceğim işimi yapacağım. İşimi yapacağım yani. Ülkenin durumu kötü gidiyor. Hadi ben kaçıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Almanya'dan, Düsseldorf'tan. Vallahi benim için ekonomi iyi. Para 18. Ya ben para bozduruyorum. Rahat rahat harcıyorum ama burada yaşayanlar için çok zor. Ben 3 gün oldu geleli. 500 euro bozdurmuştum. Bitti. Şimdi bir 500 euro daha bozdurdum. Ben limanda oturduğum için oralar biraz plajda, sahil biraz çok pahalı. Ya bizim için idare ediyor evet ama bu sene pazar çok pahalı. Ya abi, oradan gelen gurbetçilerden malum Antalya burası. Rastlaşıyoruz diye burada konuşuyoruz. Bambaşka şeyler anlatıyorlar bize. Yani orası da kötü diyorlar. Evet bütün dünyada ufak da olsa bir sıkıntı var. %8 gibi Almanya'da %10 bandında bir enflasyon var sanırım. Ama diyorlar ki biz de orada geçinemiyoruz. Biz de zorlanıyoruz diyorlar. Nedir bunun aslastarı? Ya daha kötüymüş Türkiye'de. Arkadaşım ben 44 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Çalışan, parasını kazanan çok rahat şekilde Almanya'da yaşıyor. Eğer sen ailen var, 3 çocuğun var, tek kişi çalışıyorsun. Kiran yüksek, sana kiraya destek veriyor, 3 tane çocuk parası veriyor. Çocukların okul masrafını ödüyor. Hiçbir şey ödemiyorsun ki zaten. Çocuk, diyelim bir kadın boşandı, 3 tane çocuğu var. Kocası ona dul parası ödeyecek ama adam çalışmıyor, ödemiyor. Hepsini devlet ödüyor. Mahkeme ne kadar ona ödeyecekse diyelim çocuk başı 250 lira, o kişi 750 lira devletten para alıyor. Ta ki baba çalışıp tekrar para kazanana kadar böyle bir sistem var. Adam hiç çalışmasa o çocuklar okuyana kadar, okul bitirene kadar. Bizim toplam eşimle 5 tane çocuğumuz var. Yarısından çoğu üniversite mezunu. Biz hiçbir şey ödemiyoruz yani. Hepsi barfıt diye bir şey var. Devlet ödüyor, karşılıyor her şeyini. Kredi falan vermiyor öğrencilere yani. Kredi alıyorsun, öyle bir şey var. Diyelim şu an benim biraderimin kızı üniversitede okuyor. Aachen Üniversitesi'nde. Fizik okuyor. 700 lira barfüt alıyor. Ama sadece okul bittikten, işe başladıktan sonra, para kazanmaya başladıktan sonra 3'te 1'ini ödüyorsun onlara. Taksitle 3'te 1'ini. Diyelim üniversite boyunca 30 bin lira alıyorsun. 10 bin lirasını ödüyorsun ama faizsiz. İşe başlayıp para kazandıktan sonra. Abi, öğrenciler 30 bin lira 60 bin lira olarak geri ödedi yarısı benim yani. Bir kızım avukat, bir tanesi devlet memuru. Oğlumuz yeni bitirdi bilgisayar mühendisi. Biz hiçbir şey ödemedik. Peki abi, şimdi dediğim gibi oradan gelen gurbetçilerle konuşuyorum. Bambaşka şeyler anlatıyorlar. Bu insanların orada yaşantısı nasıl? Yani nasıl bir hayat yaşıyorlar ki Almanya Türkiye'den daha kötü diyorlar? Ya çoğunlukla o size söyleyenler çalışmayan kesim. Zaten yalan söylüyorlar. Geçenlerde mi size birisi dedi ki adam 1300 lira alıyor dedi. 1200 lira kira ödüyor. Affedersin o adam bok mu yiyecek orada? Öyle bir dünya yok. Almanya'da 1200 lira alan diye bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Ben 44 sene, 16 sene sendikacılık yaptım. Yani işverenin karşısında olan bir adamdım. İnsanları tanıyan, hepsine yardım eden, destek yapan. Anladınız mı? Ne diyeyim size? Diyelim bir adam ortalama 1800-2000 euro para alıyor. Ama bunun eşi de çalışıyor. Ben eşimle ikimiz 5000 euro gelirimiz var. Kaldı ki çalışmasa bile bir şekilde yardım alıyor zaten, doğru mu? Tabii ki. Diyelim şimdi ben 1800 euro alayım. Benim 3 tane çocuğum var. Eşim çalışmıyor. Ben 1000 liralık kirada oturuyorum, değil mi? Müracaat ediyorum. Benim gelirimi hesaplıyor. Diyor ki bunun 3 tane. Sana diyor ayda 300 lira ödeyeceğim diyor. Çocuklarımın bir tanesine otobüs parası 38 ödüyorum. Bir tanesi
Ben hem otobüs şoförüyüm orada. Bir tanesine 9 lira, üçüncü çocuğa otobüs parası almıyorsun yani. Okula gidiş gelişleri de bedava. Bir de sadece 38 euro tüm aylık için otobüs bileti. İkinci çocuk 9 euro, üçüncü çocuk bedava. Üçüncü çocuktan sonra otobüs bileti bedava, devlet karşılıyor. Yani onları yalan söylüyorlar. Niye yalan söyleme gereği duyuyorlar abi? Onu çok merak ediyorum. Ya ben sana göstereyim, çekmiştim. Domatesin kilosu 79 sen, 99 sen. Bir kasa bira 20 tane içinde olan 9.80, 10 lira en iyi bira Beck's, Kronbach'a. Yani bir ekmek 1 euro. 5 euroya da ekmek alırsın, büyük ekmek. Burada ben limanda her gün ekmek alıyorum, 12 lira bir tane ekmek. Şu kadarcık ekmek. Fiyatları biz de biliyoruz. Artık devir teknoloji devri. Cebimizdeki telefondan her şeyi öğrenebiliyoruz abi ama. Yani bildiğim halde o vatandaşlar bizim yanlış söylediğimizi, oradaki gerçeklerin bambaşka olduğunu söylüyorlar ve iddia ediyorlar gözümüz içine baka baka. Almanya'daki %80 yaşlı kesim eğitimsiz Türklerin. Köyden gitmişler oraya. Eğitilmedikleri için biraz da din vurgusu var. Aslında dinle devlet yönetilmez. Din başka bir şey. Benim dinime kimse karışmaya hakkı yok ki. Ben Allah'la aramda olan bir şey. Ben ister sağa döner ibadet ederim, ister sola döner ibadet. Allah zaten her şekilde beni görüyor, doğru mu? Onun için kimseyi dinle kandırmasınlar. Devleti güzel yönetsinler yani. Ben bir şey demiyorum. Türkiye'ye dair fiyatlardan bahsettiniz. Buranın pahalı olduğunu söylediniz. Bir de şöyle bir gerçek var. Almanya'daki seçmenlerin oy oranı genellikle AK Parti. Yani AK Parti yüksek oy alıyor yurt dışından. Sadece Almanya'da değil. Neden abi oradaki insanlar AK Parti mevcut iktidarı destekliyorlar? Yurt dışındaki Alman Türkler sol partilere Almanya'da destek veriyorlar. Hepsi sol partiye. Hiçbir zaman sağ partiye vermezler. Çünkü solcular genelde insanın yanında olan insanlardır. Almanya'daki faşistler var. Sağcılar, Hitler yanları. Yabancı düşmanıdır. Niye gidip ona vermiyorsun oyunu? Sen hem solcuyu destekliyorsun. Yeşiller var misal, Grünü. Hep biz onlara destekliyoruz. Burada da sağ partileri biraz insanları kandırıyorlar milliyetçi şeyleriyle. Onun için başka hiçbir şey değil. Yoksa hepimiz vatanımızı çok seviyoruz. Burası bizim memleketimiz. Bak buraya geldik, çocuklarımız geldi, yiyoruz, içiyoruz. Ama gerçekten çok pahalı. İşte dediğiniz gibi siz de Türkiye'nin bir vatandaşısınız abi. 1500 lira. Burada biraz şöyle bir ay, bir tane çocuğumuz var. Yeni üniversiteyi bitirdi. Eşim ben. 3 kişi Konya altında her gün 1000 lira, 1500 lira. 1000 lira. Buraya da geldim şimdi 1000 lira gider. Daha yeni yemek yiyeceğiz. İnsanlar 5500 lirayla geçmeye çalışıyor. İkisi çalışıyorsa. Vallahi bilmiyorum da. Allah yardımcınız olsun. Her yer dilenci kaynıyor, her yer. Akşam saat 10'dan sonra çoluk çocuk dileniyor, ufak çocuklar. Orada şişe toplayanlar varmış abi. Ya o da şöyle bir şey, bak onu da anlatayım size. Ben 44 yıldır Almanya'dayım. İnsanlar, ben 16 yıl sendikacılık yaptım. Yani insanları tanıyan bir şeyim. Bir de otobüs şoförlüğü yapıyorum. Yani halkın içinde olan bir insanım. Şimdi diyelim arkadaş emekli. Bunun aslında normal 1000-1200 lira emekli alıyor veya hiç çalışmıyor, emekli olmadı, hayatında hiç çalışmadı. Devlet ona diyelim 980 euro, bak onu da sana sor. Çünkü benim kızım devlet memuru, sosyalda çalışıyor, sosyal memur, ne aldığını da biliyor. 980 lira ödüyor, %80 evlerin hepsi şirketlerin ve devletin evleri Almanya'da. Almanya'da geliri az olan adamlar bilgi yaptığın zaman sana zaten devlet o şirketlere ev veriyor uygun fiyatta, 500-550-600-700 lira. Sen onu karşılamadığın zaman zaten sana yardım ediyor. Bir kişinin geliri 980 lira. Hiç çalışma ömrün boyu. 400 liraya otur, öbür tarafına harçlık yap. Geçinememek gibi bir şey söz konusu. Bu adam niye şişe topluyor biliyor musun? Günlük sigara parasını çıkarmak için veya başka bir şey. Genelde madde bağımlısı, ha öyle. Yoksa Almanya'da bir yerde kendi oturduğun yeri bildirdiğin zaman devlet sana parayı ödüyor. Yeter ki adres belirleyeceksin. Ya şunu sormak istiyorum. Siz de neticede bu ülkenin bir vatandaşısınız, bir vatanseversiniz. Bu ülkenin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Vallahi eğer gerçekten demokrat, sadık insanlar, dinle devleti karıştırmayan yönetimi, demokrat bir devlet gelirse böyle yönetimi, bir de layık böyle eğitimli insanlar devleti yönetirse, yani yönetim kısmı, o zaman bir şeyler olur. Denetleme olacak devlette ya. Anladınız mı? Bir yeri bir şeyi, ben misal bir yeri işletirken, belediyeyi işletirken kendi başıma her şeye karar vermemem lazım. Aynı ailede de ben eşime soruyorum misal bir şey alırken, şu lazım mı, bu lazım mı? O onaylarsa ben alıyorum. Paranın gidiş çıkışı bilinmesi lazım herkesin, anladın mı? 100 lira geldi, 100 lira nereye gidiyor? Ama sen 100 lira geldi hiçbir şey hesap vermezsen fakirlersin. Son olarak şunu da sorayım. Önümüzde bir seçim var. Oy kullanıyor musunuz bilmiyorum ben Türkiye için. Ne olur bir öngörünüz var mı? Ya benim görüşüm Cumhuriyet Halk Partisi ve öbür arkadaşları Türkiye'yi yönetsin.
Yani bir de onları deneyelim. 20 senedir AK Parti'yi denediler. Ben her zaman Atatürkçü bir adamım. Ben istiyorum layık bir devlet olsun. Ya Avrupa gibi olsun, sosyal olsun, halkına sahip çıksın devlet. Sadece bir kişiye, üç kişiye değil, herkese sahip çıksın. Ben şimdi taksiyle geldim. Adam üniversiteyi bitirmiş, spor öğretmeni, taksicilik yapıyor. Abi diyor 24 saat çalışıyor, ondan sonra öbür arkadaş çalışıyor. İnsana eziyet 24 saat çalışmak. Biz 8 saat çalıştım, 7 saat ya, 7 saat ben otobüs sürüyorum, bitiyoruz. Tamam erken kalkıyoruz, ben bazen 3'te kalkıyorum, 4.30'da iş alıyorum. Ama saat 12'de işim bitiyor. Eve geliyorum, bir saat uzanıyorum, dinleniyorum. Ondan sonra tüm gün benim. Veya o öğlen 1'de gidiyorum, akşam 8'de çıkıyorum. Gene akşam evde oturup hanımla sohbet etme vaktim var. Gözü harcamıyorsunuz işinize yani. Hayır, hayır. Sorabilir miyim abi? Tabii ki. Abicim sen Almanya'da 1000 euro harcıyor musun dışarı çıktığında? Yok öyle bir şey yok ya. Tatile geldiğin için harcıyorsun. Tabii ki ya. Ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaş. Bir yere gittiğin zaman 300 euro veya atıyorum 1000 euro harcıyorsun. 1000 değil de 200 euro 300 euro harcadığım bir olmuştu. Harcayamazsın abicim. Harcayamam. Ben de Almanya'dan geliyorum. Harcamış oldum. Harcayamazsın. Avrupa ülkeleri gibi dediniz. Nasıl Avrupa ülkeleri nasıl peki? Yani, çok iyi sosyal. Model Türkiye gibi sosyal bir dünyada bulamazsınız devlet. Aynen. Ben Fransa'dan geliyorum. Almanya Fransa. Büyüdüm. Ben 44 oradayım kızım. Sen de çok oradayım. Tamam, bak biz orada doğduk, büyüdük, okuduk benim, orada. 5 tane çocuğum orada. Tamam. Hepsi üniversite mezunu. Evet, bak, biz de üniversite mezunu. Benim master'ım var benim. Tamam benim kızım da master. Yok yani hani her şey okumakta yüksek bir saniye. Bir saniye yani tek tek konuşalım. Altını doldurarak konuşalım. Türkiye gibi dünyada abi bir saniye. Türkiye gibi dünyada sosyal bir devlet yok dediniz. Doğru mu? Evet. Ne var Türkiye'de sosyal yardımlardan bahseder misiniz? Ya sosyal yardım bile değil. Herkesten bahsediyoruz. Her şeyimiz var şu an. Herkes istediği gibi yaşayabiliyorsun şu Türkiye'de. Mesela bizim orada, ben Fransa'dan geliyorum. Saat 6 dedim mi hayat bitti, her şey bitti. Hiç hani sosyal aktivite falan dedikleri yaşam dediğini... tarzları böyle ya insanlar. Bir şey söyleyeyim sana bak. Yaşam tarzı değil. Onları da yanlış düşünüyorlar. Almanya'da, Fransa'da, ben Fransa'yı 10 kere Paris'e gitmiştirim. Evet ama Fransa Paris'ten ibaret değil, bunu da bilin. Belçika'ya gittim, her yere gittim evet, yani. Avrupa'nın her yerini gezdim. Evet. Ben 17 yıl aktif futbol oynadım. Evet. Barcelona'ya bile gittim stadyuma. Anladın mı? Ben açıklamak istemiyorum. Bak 6'da niye kapanır çarşı? Evet. Arkadaş herkes çalışıyor. Herkesin işi gücü var. Dinlenme saatidir. İşsiz yok. Ben Düsseldorf'ta çalışıyorum. İşsizlik var. Cuma günü vardır tabii ama işsizlik paranı alırsın ya, eğer hiç çalışmıyorsan. Ama git Düsseldorf'a ağzına kadar doludur. Şu an Almanya'nın krizini söylemiyorsunuz. Ben sana olsa da ya. Size kalacağım bekleyin. Beyanlarını söylüyor abi. Aynen öyle. Aynen. Tamam hafta arası boştur. Doğrudur ben bir şey demiyorum. Evet, çalışıyorlar abi, insanlar. Ortamı söyleyeyim. Bak arkadaşım ortamı söyleyeyim. Bunlar boş konuşuyorlar. Almanya saat 5-6'dan sonra sakinleşir. Herkes işini bitirir, evine gelir. Herkesin güzel evi var, daha az öfer. Yer, içer, yatar, anladın, dinlenir. Hafta sonu benim çocuklarım var. Git Köln, Düsseldorf. Hepsi şehir ağzına kadar dolu. Burası, bunlar sanıyorlar ki her gün böyle. Burası tatil yeri. Her, gel limana, benim Konyaaltı limana. Sahilde yatan bir tane yerli, yurt dışı hariç bir tane yerli yok. Günlük yatak 100 lira, tek yatak. Büyük yatak 500 lira. Peki. Teşekkür ediyorum abi. Rica ederim. Sizin görüşlerinizi alabilirim şimdi. Görümde bir şey arzu edeceğim. Buyurun abi. Ben de mikrofonu alayım. Ben tutuyorum sizi. Sizden. Peki. Ya bu benim görüşüm. Tabii ki, tabii ki. Arkadaşlara da saygı duyuyorum. Biz de size saygı duyuyoruz ama. Ekonomiden sohbet yapacaksan şu an ben dar çerçevedeyim. Anlatıyorum. Yılbaşında 1000 liradan 1500 liraya çıkardım ev kirasını. Şimdi adam 5000 lira istiyor. Çarşıyı dolaşıyorum. Her tarafı mahallelere dolaşıyorum. Ev kirası 4000, 5000 liradan aşağı yok. Asgari ücretle çalışan bir insan nasıl yaşayacak? Nasıl evde oturacak? Buyurun. Adam diyor çıkacaksın. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Şimdi soruyorum. Herkes bu durumda. Ben kime mikrofon uzatsam bu dertlerden bahsediyor. Ya ne yapabilirim? Ya adalet varsa, Türkiye Cumhuriyeti varsa bu kiracılara bir şey koysun, limit koysun. Şu kadar artırırsın, bu kadar artırırsın. Adam diyor ki 5 milyonu artıracaksın. Yoksa eşyanı caddeye yiyorum diyor. Teşekkür ediyorum. Tartışma çıkmasın. Şimdi ben şöyle gireyim mi? Şöyle ben gireyim. Tartışmayalım. Ben gelin sizin görüşlerinizi alalım şimdi. Gelin. Ben bir şey söyleyeyim. Gelin. Bir gerçek. Üniversiteyi bitiriyorsun, barfit alıyorsun. 30 bin. Şöyle ben gireyim diye bakıdan geldim. Benim kızlarım da parfüt aldı 750 evet. lira. Abi konuşalım arkadaşlar benim diyor. Sizin görüşünüzü alacağım. Üçte tamam. Birini ödüyor kızım. Tamam hepsini ödeyeceğim ben de. Tamam üçte ödeyeceğim. Üçte birini ödüyorsun. Tamam. Tamam. O ne kadar aldığına bağlı. Tamam üçte birini ödüyorsun. Bir şey verilmiyor.
Bak bir tanesi şimdi benim yeğenim, öbür biraderimin kızı. O da Aachen Üniversitesi'nde okuyor, fizik okuyor. 700 lira diyor. Bir de hocanın yanında çalışıyor üniversitede. Biraz çok çalışkan olduğu için, işi bildiği için. 450 lira da ekstra. Onu da devlet karışmıyor. 450 euro da çalışma hakkı var. Ödeyeceği sadece 1/3. İster inanırlar, ister inanmasınlar. Sizin durumunuza göre değişiyor değil mi? Almanya da olsun, sosyal devlet olsun. Halkına sahip çıksın. Halk çalışmayan insanlara Türkiye'de olsun istiyorum. Ben kötü bir şey istemiyorum ki kızım. Sen, sizin gibi benim 3 tane kızım var ya. Parayı alıyor aydan bir tane abi. Bu hanımefendi abi alıyor o parayı. Evet. O parayı aldıktan sonra diyelim ki okulu. Evet, okulu bitiremedi diyelim. Diyelim ki 6 sene 7 sene okudu. He, bitti. Hayır, bitiremedi 4, diyelim. Ne oldu? Zelbaşı oldu. Yani kendi suçu. O paranın hepsi geri ödenmesi lazım. Okulunu yapamıyorsan. Ya bunu Türkiye'de ödüyorsun. Orada ödeyeceksin tabii ki de abi. Biz bunu tartışmıyoruz. Bu tartışma konusu değil. Abin dediğini diyor. Bir saniye. Tamam kızım. Öyle dediğin ama çalışmasan ödemiyorsun. Tamam. İki parmak kaldırıyorsun. İflas bitti. 3 sene sonra temize çıkıyorsun. Sen bana söyle. Ben 16 sene sendikacılık yaptım diyorum. Anladın mı? Her kanunu bilen adamım. 44 yıldır Almanya'dayım. Faşunuz sen işte. Siz şimdi abi bir saniye. Siz arkadaşlar sizin görüşünüzü bir anlayayım. Türkiye'deki ekonominin Almanya'dan daha kötü olduğunu söylüyorsun. Fransa'dan daha iyi olduğunu söylüyorsun. Her şeyin ekonominin aynen her tarafta ekonomik sorun var. Biz Fransa'da yaşıyoruz mesela. Şu an mesela ortak alanlarda, bahçeli, yeşillik alanlarda suları kestiler. Neden kestiler? Çünkü şu an biz de krizdeyiz. Fransa krizde. Doğalgaz mesela. Doğalgazı ne dediler? Ben de soru sorayım. Doğalgazı dediler, kesin dediler. Yoksa dedi kışa size doğalgaz yok dediler. Kardeşim ben şimdi olayı sana anlatayım. Küresel bir takım sıkıntılar var. Doğalgazdan bahsediyordun. Rusya, Ukrayna savaşından dolayı bir takım sıkıntılar var. Ayçiçek yağı sıkıntısı keza aynı. Evet. Bir takım şeylerden dolayı ayçiçek bütün dünyada normal, sıkıntı var. 2.39. Ama mesela enflasyon diyorsun, Fransa'dan bahsediyorsun. %10 bandında, %11 bandında bir enflasyon var. Türkiye'de enflasyon şu anda %80'in üzerinde. Ben gazeteciyim, bütün rakamlara hakimim. Tamam. Türkiye'de kat kat fazla. Buradan ben size bir soru sorayım. Burada bir askeri maaş ne kadar? 5.500 lira. Tamam. Bizim orada Fransa'da 1.300 euro. Tamam konuşalım. Asgari kira ne kadar ödüyorsunuz? 700-800 euro kira. Tamam, Türkiye'de kira ne kadar? Haklı diyorlar. 1.300 euro alan yok ama. Ne 1.300 euro alan yok? Pardon. 1.300 euro alan yok. Pardon. Bir dakika. Kim, benim halam en kendi işinde çalışıyordu. Bir dakika. Benim halamın kendi özel işi Türkiye'de vardı. Abi rica ediyorum. Buraya konuşun. Sağa sola atarsanız. Eğitimsiz değil. Hiç kusura bakma. Sen git Türkiye'ye. Benim senden fazla eğitimim vardır kesin. Git Almanya'ya. Git Almanya'ya. Düzgün konuş. Konuşacak bir konum bile yok. Bilgin sıfır. Eğitimsiz olan sensin. Jülicim muhatap olma. Yorma kendine. Sizin aileniz Türkiye'yi beğenmediği için mi gitmiş? Hayır, benim Türkiye'de de ailem yaşıyor. Türkiye'de aile var. Aynen. Dedelerimiz gittiği için önceden. 70'li yıllarda dedemiz Fransa'ya gitmiş. İşçi beğenmediği için mi gitmiş? Hayır. İşçi olmak için. İnsanlar öyle itham ediyorsunuz. Türkiye'yi terk edin falan dediniz. Ondan soruyorum. Biz terk edin. Hanımefendi buraya gelin. Sorabilir miyim? Bir soru sorayım. Kirayla ilgili. Hanımefendilere size bir soru soracağım. Yılbaşında ev kiram 1000 liraydı. 1500 lira yaptım. Şimdi ev kirası ev sahibi diyor ki 4000 lira yatıracaksın. Çevreyi aradım. Bütün mahalleleri 5000 lira istiyorlar. Ben 5300 lira asgari ücretle yaşıyorum. Nasıl yaşarım? Bana bir yardım. O zaman ben de bir şey söyleyeyim. Benim dedemin de İstanbul'da bir dairesi var. Senelerdir 1000 TL'ye oturuyor adam. Senelerdir. Ve şöyle yükseltemiyorsunuz diyorlar. İstediğiniz gibi yükseltemiyorsunuz diyorlar. Belirli koşullar varmış. O yüzden hani dünden bugüne eşyanı balkondan aşağı atarım yarım caddeye diyor. Dünden bugüne mi değişti? Binden 4000'e mi geçtiniz? Mümkün değil ya. Yapmayın ya. 5000 lira aşağı kiraya. Ben gerçekten anlamıyorum yani. Her şeyin tabii ki ne? Bizim yemin edersen edeceğim ben sana. Bizim de yaşadığımız ülkelerde avantajlar var. Yok demiyorum. Ama burada da avantajlar var. Niye hanımefendi kabul etmiyorsun ya? Abi. Ben bu 4000 lirayı nasıl çekerim? Ne yaparım? Nasıl yaşarım? Eşyam sokağa bırakırsa ne yaparım? Bir yardımcı olun ne olur. Kim sokağa atıyor? Atamaz. Kanun hiç var. Hiçbir zal atamaz. Onu Ankara'da ya 1000 liradan 4000 liraya çıkar mı bey abicim? 4000 liraya nasıl çıkıyor bir kere? Bu nasıl devlet ya? O yıllar önce 20-30 yaşamak istemiyorum ya. Peki abi teşekkür ediyorum. Buyur amca tamam. Gidebilirsin yani. Maddi durumun varsa git. Canı nereye istiyorsun? 8-10 tane şehit vermişim. Suriyeli geldi avantadan memleketime kondu. Ben nereye gideceğim? Ya, 10 tane şehitim var benim. Katılıyorum. Katılıyorum. Ya, durun, Suriyeli konusunda, Afgan konusunda kusura bakmayın katılıyorum. Çalışmayanlar.
Türkiye ile Fransa aynı değil. Bunu bilin. Evet. Aynı biz aynı demiyoruz zaten. Biz zaten aynı demiyoruz. Her yerde kriz var. Siz dediniz ya. Dünyada Türkiye sosyal devletsiz. Yok mu? Tamam. Şarj bitmiş. Yurt dışında mı yaşıyorsunuz? Evet. Yurt dışından gelen vatandaşlara da denk geliyoruz. Biz bambaşka şeyler anlatıyorlar. Biz de zor durumdayız orada diyorlar. Doğru mu efendim bu? Aynen öyle. Neden zor durumdayız? Zam geldi. Her şeye zam geldi. Pandemi. Bunun üstüne Ukrayna-Rusya savaşı derken 11. ayda daha büyük zamları bekliyoruz orada da. Şu anda galiba %10 bandında bir enflasyon var. Sanırım. Türkiye'deki nasıl gördünüz efendim fiyatları? Oradan gelince geçen yıla göre. Zam bayağı bir fark olmuş. Oraya göre nasıl? Biraz daha pahalı. Daha fazla değil mi? Tabii tabii. Neden burası böyle efendim? Daha fazla pahalandı. %80 bizdeki enflasyon bu arada. Bilemeyeceğim. Neden böyle bilemeyeceğim. Siyasi görüşünüz nedir efendim? Önümüzde bir seçim var. Oy kullanıyor musunuz bilmiyorum. İnanır mısınız? Yok, ben oy kullanamıyorum. Ben Alman vatandaşıyım. Hiçbir siyasi görüşüm yok. Tutmam partileri falan. Hangisi iyi iş yapıyorsa o olsun. Başımız onlar geçsin. Türkiye hepimizin. Gönlünüz kimden yana? Vallahi ben pek şey yapamıyorum. Pek ilgilenmem. Teşekkür ederim. Rica ederim.